Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet. Bu sabah kahvaltı hazırlığıyla başlıyorum. Gözleme yapacağım. 3 tane gözleme yapmaya karar verdim. Şöyle bir iç hazırladım. İçerisinde 2 çeşit beyaz peynir, bir de kaşar peyniri var. Biraz da maydanoz koydum. Şöyle görünmeyen bir şekilde 3'e de bölmüş oldum. Hazır yufkamı şu şekilde serdim. Birazını içeri katladım. Şimdi buraya yayacağım. Şimdi ilk defa deneyeceğim bir şey göstereceğim. Şöyle biber salçam var. Biber salçasından biraz alıp en alt zemine şöyle biraz süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Peynir ve salçanın birbirine yakışacağını düşünüyoruz. Bu salça biraz tuzsuz olduğu için biraz da tuz sepeleyeceğim. Sonra da üzerine peyniri sereceğim. Yapacağım 3 gözlemenin ikisini böyle salça sürdüm. Bir tanesini sürmedim. Deneyeceğim. Fikrimi de sizinle paylaşacağım. Bakalım nasıl olacak. Beğeniriz herhalde ya. Aa, tuz sepeleyecektim, unuttum. Dur, neyse, şunun üzerine sepelerim artık. Yani peynirle beraber erir, içerisine gider herhalde. Şimdi şu kısmına biraz yağ süreceğim. Şimdi şu uca şöyle sürdüm. Kapattım ve içe katladım. Bu şekilde olacak. Şimdi buraları yağ süreceğim. Hem kuru olmasın diye hem yapışsın diye. Tabaklarımı bu şekilde hazırladım. İlk iki gözlemimi de pişirdim. Üçüncüsünü bekliyoruz. Servis edeceğim. Şimdi yumurtalarımı da koydum. Son gözlemem de pişti. Birazdan hazır. Şu anda dilimliyorum. Birileri sabırsızlandı. Efendim? Evet. Artık afiyet olsun. İlk görünüm olarak 10 üzerinden 9,9 veriyorum arkadaşlar şu anda. Da güzel olacak gibi. Ev toparlıyoruz, ev işi vesaire derken dolapların içindeki sistemi de değiştirdim ben ufak ufak. Askı sistemini biraz daha azalttım. Daha az askı kullanıyorum. Ondan dolayı böyle askılarımın fazlalarını çıkarttım. Ve işte iple bağladım. Yine bunları bir kutuya koyacağım. Öyle kaldıracağım. Ama askıları şöyle göstermek istedim arkadaşlar. Askıları nasıl süslemişim. Bakar mısınız? Bunlar pamuk dantelli ve inci detaylı. Bunlar polyester dantel üzerine yine pamuk şerit koymuşum. Altından desteklemişim. Şöyle dikmişim. Ondan sonra inci yapıştırmışım. Bir şu sade bundan da bir iki tane gene bıraktım. Şu da şöyle yine aynı. Şu modelin aynısı ama askının kalınlığı farklı. Biraz daha ince. Erkek askıları nasıl? Bunlar da eşimin askılarıydı. Şimdi hep ahşap olanları bıraktım dolap içerisinde. Bunları kaldıracağım. Sonra yine belki askı kullanmaya devam edersem, çoğaltırsam askı için bunları kullanacağım. Birazdan pişecek. Yine bir ekmek günündeyiz arkadaşlar. Ekmeği gösteriyoruz. Biz artık ekmeği 2-3 parçaya falan bölmeyi geçtik. Yaparız. Kocaman bir parça yapıyoruz ve böyle pişiriyoruz. Bir de çıktığı zamanı görün. Bugün yine ekmek yaptık gördüğünüz gibi. Sevgili açtı kendini valla. Şahane.
kendi oynasana. Ben de oynuyorum anneciğim, bak ben de bunu buraya koydum. Güzel durdu. Ha 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 ha. Benimkile hazır. Benimki de hazır, bak benimki de burada bekliyor. Ben buraya koydum şimdi. Tam der düşünecek. Bu da benim değil mi? Tabii tabii, o da senin. Bütün taşlar senin anneciğim aslında, ama ben öylesine şey yapıyorum, yine de sahip çıkıyorum. Taşa sahip çıkalım. Taşlarımıza sahip çıkalım. Bulaşık makinemizin sepetleri paslanmaya başlamıştı. Biz de o yüzden yeni sepet aldık ve bu sepetleri değiştireceğiz. Şu anda bunun yerlerini değiştireceğim için size de göstereyim istedim. Şöyle paslanmalar oldu. Bu da birdenbire başladı. Yani 8 yıldır kullandığım makine birdenbire, şöyle göstereyim. Birdenbire şöyle paslandı. Ve gittik arçelik bayisine. Sepetleri alabiliyormuşuz. Alt üst sepet olarak ikisini de sipariş verdik. Şimdi yenilerini takacağız. Bakalım uyacak mı? Deneyeceğiz, şimdi göreceğiz. Sepetler şöyle kolilerin içerisinde geldi. Birisi üst, birisi de alt sepet. Bakalım uyacak mı? Bu şekilde. Arçelik etkili bayisinden aldık. Bakalım uyacak mı? Hangisi galiba? Değiştirelim bakalım. Diğeri de burada. Şimdi açıp bakacağım. Üst sepeti çıkartacağım. Şurada bir diş var. Bunu bastırıp çekeceğiz. Ve böylece çıkmış olacak. Bu şekilde üst sepete veda. Şöyle layları göstereyim. Alttaki sepet. Bunlardan ne yapabilirim? Fikriniz varsa verin ya. Belki yazıtayım ufak bir oyun sepeti gibi bir şey yaparım, ama varsa bir fikriniz verin. Gelen üst sepet böyle. Bu haliyle geldi. Diğer sepetten şunları aldık. Bunlar yok içerisinde. Şöyle şunları buraya takacağız. Şu bardak yere. Bir de bu aksam yoktu. Şimdi bunu da altına takacağız. Eski olan sepetten çıkarttık şimdi onları hep. Şimdi buraya monte edeceğiz. Üst sepetimizi taktık. Vatana bilet hayırlı olsun. Bakalım nasıl olacak, ne kadar dayanacak. Şimdi yenilerde böyle bir şey var ya, çok çabuk bozuluyorlar. Şöyle oturttuktan sonra tamamdır. Alt sepet de geliyor. Bunu da taktık buraya. Eskilerini yeniye taktık. Bu da Ervanesi. Müzik.